Evlenmeden önce Bayraktar TB2 yaptık. O 14 sene sonunda aşağı yukarı Bayraktar TB2'yi yapabildik. Hep mücadeleyle geçti. Evlendikten sonra da yine aynı şekilde oldu. Tabii biraz daha magazin tarafı oluyor. Erdoğan'ın damadı olduğunuz için. Ama şunu söyleyebilirim. Ben hayatta sahip olabileceğim en iyi ahlaklı, en iyi eşe sahibim. Ve çok mutlu bir ailemiz var. Çok güzel bir kızımız var. Ve kayınpederim de, babam rahmetli oldu. Aynen öz babam gibi yakın, sıcak ve aileye değer veren bir insan. Bu anlamda kendimi çok şanslı görüyorum. Herkese böyle, Cenab-ı Mevla böyle bir aile nasip eylesin. Böyle aile değerlerinin kuvvetli olduğu bir ortamda yaşıyoruz. O açıdan evet, her şeyin sizin sorduğunuz gibi zorlukları da oluyor. İşte sorumlulukları da, Erdoğan'ın damadı olduğum için bazı sorumluluklarım da daha fazla oluyor. Daha dikkatli olmam gerekiyor toplum içindeki. Her şeye çok daha fazla dikkat etmem gerekiyor. Toplum içindeki yaşantımda elbette o tür bir sorumluluk tarafı var. А тепер, ну, зовсім щиро. Скажіть, будь ласка, чи мрієте ви про той день, щоб Ердоган сказав, представляючи вас, я тест Байрактара? Dolayısıyla ayrıca kulva ben siyasette de değilim. Ben teknolojistim. Belki siyasette olsam bilmiyorum ama siyasette de değilim. Böyle bir hevesim de olmadı. Tümüyle hayatını bu teknolojilere adamış birisi olarak yaşıyorum ve böyle olmayı da ümit ediyorum açıkçası. Şimdi kızıl elma yapacağız. Bizim için büyük bir stres açıkçası. Her bir aşaması bunun. İlk uçurumdan yapmadı. O yüzden vereceğim en samimi cevap bu. Давайте поговоримо про 5-10 років в перспективі. Ким ви себе бачите? Ви бачите так само себе великим архітектором турецьких дронів? Чи ви думаєте про політику? Я питала це і вашого брата. Aybike'nin Aybike şimdi 5 yaşında. 10 yaşındaki kızımın babası olarak görüyorum. Evet, Kızıl Elma çok önemli. Bu ilk uçuşuyla yeni bir hikaye başlıyor. Belki 20 sene sürecek bir hikaye başlıyor. Bunun yanında insansız hava araçların sivil alandaki uygulamaların çok daha büyük olacağını düşünüyorum. Hayatımıza uçan akıllı mobilite gelecek ve çok büyük faydalar olacağını değerlendiriyorum. Yani ihtiyacı olan birine yardım götürmekten, medikal yardım götürmekten tutun da kargo dronlara, işte zirai ilaçlama dronlarına çok büyüyeceğini düşünüyorum. Aynen şu an medya alanında nasıl dronlar çekim işlerini çok çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Helikopterlerden çok daha iyi şekilde yapıyorlar. Bunun olacağını düşünüyorum. Bunun yanında bizim yürüttüğümüz sivil toplum faaliyetleri var ve çok büyük faaliyetler bunlar. Dünyanın en büyük teknoloji festivalini düzenliyoruz. Ben onun yönetim kurulu başkanıyım. O faaliyetlerin Türkiye'nin kendi teknolojilerini geliştirme açısından, işte biyomedikalden tutun da akıllı otonom sistemlere, bunun yanında yapay zeka otonomisine, işte biyoteknoloji inovasyon yarışmalarından, sağlıkta yapay zekaya böyle çok geniş bir spektrumda teknoloji yarışmaları içeren bir büyük organizasyon düzenliyoruz biz. Ve Türkiye'nin bu alandaki bir anlamda paradigma dönüşümüne destek olmaya çalışıyoruz. Sadece işte İHA SİHA değil de tüm diğer sivil alanlarda yüksek teknoloji üreterek ülkemize, insanlığa fayda sağlayacak bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yarışmalara da çok büyük başvuru oluyor artık. İlk yıl 20 bin kişi başvurmuştu. Bu yıllar içinde arttı. Geçtiğimiz yıl 600 bin kişi başvurdu bu teknoloji yarış. 600 bin kişi çok büyük bir rakam. Bu yıl belki 1 milyon kişi başvuracak. Bu festivale de büyük toplum kitleleri geliyor. Hatta Ukrayna'da katılmıştı gösteri yapmaya uçaklarıyla.
2019 yılında. Böylesine bir dönüşümü arzuluyoruz sivil toplum tarafında. Bu mücadelemiz de devam ediyor. Evet, insansız hava araçlarını yapmış olmak bu mücadeleye çok büyük katkı sundu. Çünkü bir örnek oldu. Böylesine bir başarı, işte sen de yapabilirsin duygusuna geliştirmiş oldu. Yani sadece kebap değil de veya işte tatlı değil de veya halı değil de böyle teknolojileri bizim de geliştirebileceğimizi topluma göstermiş olduk ve büyük bir dalga doğdu diyebilirim. Biraz daha bu alanlarda mücadele ederken görüyorum açıkçası kendimi. Для того, щоб ще краще зрозуміти, що ви за людина, в мене останнє до вас питання. Але для цього вам треба взятися дуже міцно за... Üşüyorum şu anda. Şu an bayağı üşüyorum. Siz de üşüyor musunuz? Üşüyen bir insanım şu anda. Тримайтеся за крісло. Бо питання буде дуже важливе, провокаційне питання. Evet. En fazla cevap vermem. Ваша донька, вечір з вашою донькою або вечір дивлячись на Кізілельму. Tabii en kıymetlimiz kızımız yani. Yani bir tane Kızıl Elma'ya değişmez. Biz Kızıl Elma'yı yapamazsa da kızımız yapar. O yüzden tabii ki babalar için biliyorsunuz. Sizin de babanız için herhalde siz çok kıymetlisiniz. Her şeyden kıymetli. Kızları çok kıymetli. Правильна відповідь, хороша. Молодець. Thank you. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Üşüdüşsün. Хто й на кого рівняються? Оберіг байрактарів. Хто навчив їх літати так, як жити, і жити так, як літати. Той, хто прищепив їм любов до справи, не до грошей, до моралі, а не до престижу. І мама. Суворий і ніжний цензор їхніх вчинків і досягнень. Завжди поруч, завжди вірна. Напевне, тому в них і вийшло. Так красиво і так потужно. Мені розповідають, що ви намагаєтеся сторонитися політики. Але байрактари – це вже політика, тому що вони допомагають перемогти. Скажіть, чи ви плануєте взагалі займатися політикою? Чи ви зосереджуєтеся винятково на бізнесі і навіть не дивитеся на політику? Шахсі, бана ми соріюсуз бу? Я, сонушта, ben şu an Baykar'da yöneticiyim ve hedefimiz en ileri teknolojide bu sistemleri geliştirmek. Bu yolda da Baykar'ı ilerletmek. Dolayısıyla siyaset baktığınız zaman aslında insanlığa hizmet etmek için belki en şerefli makamlardan bir tanesi aslında. Ben böyle bakıyorum. Yani insanlığa hizmet etmek istiyorsanız bunun en şerefli makamlarından bir tanesi. Onu doğru bir şekilde kullandığınız zaman. Dolayısıyla değerli bir iş aslında çok. Çünkü ülkelerin kaderini, geleceğini etkileme şeyine sahipsiniz. Ama açıkçası benim şahsen ne şu an ne de gelecekte böyle siyasi bir veya politikada bir yer alma öyle bir hedefim. Як ви гадаєте, ваш батько, він вами пишався б? Зор би сюди сординус. Yani babam çok idealist bir insandı. Çok idealist bir insandı. Yani ben babam olduğu için söylemiyorum. Böyle bir insan görmedim hayatımda. Yani ya bir şeyin sonucunu değil, o sonuca giden yolun da tertemiz ve doğru olmasına önem veren bir insandı. Sonucu ulaşırsın, ulaşmazsın önemli değil. Ona giden yol doğru mu? O prensiplere uyuyor musun? Dolayısıyla babam benimle gurur duyardı diye söyleyebilmek zor yani. Gerçekten çok idealist bir insandı yani. İnşallah
duyardı demek isterim. 11 вечора ми закінчили за вікном стамбульський холодний дощ. Що варто зрозуміти про те, що ми побачили тут сьогодні? Що оце все – це точно не про приватний бізнес, а про державний інтерес. Це все синергія великої нації. І це все їхня турецька мрія, до якої вони змогли торкнутися руками. Третього грудня 2022 року, кількома тижнями після візиту нашої знімальної групи на полігон під Стамбулом, де тестували рух реактивного безпілотника «Кизилельма», наші турецькі партнери написали «Вже в повітрі». Ми роздивлялися відео польоту і щиро раділи, усвідомлюючи свою маленьку причетність до цього великого досягнення. Ми вдячні за честь, яку компанія «Байкар» і особисто брати пан Халюк та пан Сельчук виявили українській телекомпанії, якій першій довірили секрет іспитів турецького дива. І ми щиро радіємо, що у турків є тепер своя мрія, своє золоте яблуко, своя Кизилельма.